Mikrofonu ayarladım, ışığı ayarladım, yansıtıcıyı ayarladım. Ya of tipim iyi mi? Şimdi yine başladım ben. Ay başlıyorum tamam. Ay niye heyecan yapıyorum? Çok heyecan yapıyorum. Af, af. Konuşamıyorum da ya gerçekten. Aloha. Uzun zaman sonra yepyeni bir dizi, yani daha doğrusu son zamanlarda izlediğim dizi ve filmler videosuyla karşınızdayım. Kanalda bu videoyu sevenlerinizin olduğunu çok iyi biliyorum. Yani özellikle bana hani Kardelen bu sıralar hangi dizileri ya da hangi filmleri izliyorsun, öneride bulunur musun, ne izleyeyim diye soranlarınız da oluyor Instagram'dan. O yüzden umarım bu videoda paylaşacağım bir dizi ve 4 film size biraz böyle yol gösterici olur tabii ki demeyeyim ama fikir verir. En azından ben kendi düşüncelerimi ve duygularımı anlatacağım bu filmleri izledikten sonra ne düşündüm ve ne hissettim diye. Öncelikle birkaç hafta önceden başlayacağım. Yani ilk anlatacağım diziyi birkaç hafta önce izlemiştim ve en son dün izlediğim filme geleceğim arkadaşlar. Böyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii o en son izlediğim, ben birkaç hafta önce izlediğim diziyle ilgili biraz hafızamı yenilemem gerekecek ama çok etkilendiğim bir dizi olduğu için olabildiğince anlatacağım size. Şimdi ilk bahsedeceğim dizi Big Vape, Big Vape, elektronik sigara efsanesi, Juul'un yükselişi ve düşüşü. Açıkçası bu Juul adlı elektronik sigarayı ben bir arkadaşıma Londra'dan hediye etmiştim. Yani almıştım. Daha doğrusu o sipariş vermişti. Hediye de etmedim. Sipariş verdiği için onu aldım. Ve direkt hani Juul çok iyidir falan diye böyle bana bahsediyordu. Bu ismi duyunca ve bu belgeseli duyunca wow dedim. Hani bu benim aldığım, daha birkaç ay önce aldığım marka, izleyeyim hemen. Bir de ben böyle açıkçası olayların iç yüzünü gösteren belgeselleri, böyle araştırmacı belgesel dizileri ya da belgesel filmleri çok sevdiğim için de hemen ilgimi çekti. Bu Netflix'te yayınlanıyor ve 4 bölümlük bir dizi. Bunda açıkçası hani konusu ne, ne anlatıyor derseniz, yani Juul'un nasıl ortaya çıktığını en başından itibaren anlatıyor ve bu belgeselde yer almak istemeyen, sadece sesiyle yer alan ve görüntüsünü göstermek istemeyen birçok insan var. Onları da dinliyoruz. Ve hem yaratıcıları iki ortak belgeselde yer almayı tercih etmemiş. Ve aslında beni hayal kırıklığına uğratan ve aynı zamanda da hiçbir şekilde şaşırmadığım bir konu oldu. Bu biraz spoiler'a giriyor. O yüzden burayı eğer ki bu diziyi izlemediyseniz atlayabilirsiniz. Hani şöyle bir dakika kadar. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Biraz bundan bahsedeceğim. Hani aslında çok naif bir şekilde ortaya çıkan bir proje ya da bize öyle sunuluyor. Ben de hani biraz naiflik olduğunu düşünüyorum en başta. Zaten hani o Silikon Vadisi, hani San Francisco bölgesinden gerçekten çok iyi iki öğrencinin bir projesi olarak ortaya çıkıyor. Lakin gelin görün ki en sonunda bir sigara şirketinin eline geçiyor ve onun hani artık hani satın alıyorlar. Yani para daha büyüktür noktasına varılıyor. O yüzden insanların sağlığıyla oynanıyor. Ve en başında insanlara sigaranın alternatifi ne olabilir, daha sağlıklı ne tüketebilirler de bu sigarayı bırakabilirler. Yani sigarayı bırakmanın kolay yolu olsa bu ne olurdu? Aynı zamanda estetik duran, insanların ilgisini çeken bir şey yaratsak bu neye benzerdi diye böyle bir fikirle ortaya çıkıyorlar. Ve hani iPhone gibi, bu Apple markası, hani Steve Jobs'un kurduğu Apple markası, hani aslında bu telefonların daha doğrusu estetiğini biliyorsunuz, görsel olarak tabii ki de göze çok hitap ediyor. Juul markası da USB stick'e benziyor ve o da estetik ve onun yaratıcısı olan adamın adını unuttum. Şuraya bir yere yazacağım. O kişi zaten hani çizimleri yapıyor ve bayağı gerçekten hani bunun üzerine düşünüyor. Ama işte yükseliyorlar da ve gençlerin eline düşüyor. Daha doğrusu gençler o kadar çok tüketiyor ki aslında Juul'un önerdiği elektronik sigaraları tüketmeleri gerekirken bir de gerçekten çok tehlikeli olan ve aslında kara borsa değil de el altından verilen mi diyeyim, yani hani satılmaması gereken ürünlere, içeriklere sahip olan ürünleri alıyor bu gençler daha ucuz diye, daha ve piyasada aynı zamanda anladığım kadarıyla bulunmuyor da Juul markasının sigarası, yani o mango aromalı özellikle gençler tarafından çok seviliyor. O bulunmadığı için
Gençler diğer markalara yöneliyor ve bu markalar da sağlıklarıyla ciddi anlamda oynuyor. Ve gerçekten hani belgesel diziyi izleyince göreceksiniz, hastanelerde ne hale gelen, hatta hayatını kaybeden bir sürü arkadaşımız oluyor. Yani daha böyle detaylı detaylı anlatırsam çok spoiler'a girecek diye detaylı anlatmayayım ama gerçekten bir markanın yükselişi ve düşüşüyle ilgili bir hikayeyi dinliyoruz ve izliyoruz ama aynı zamanda yani birçok zaman olduğu gibi yine para büyüktür insanların sağlığından ve çok naif çıkan bir projedene varıyor sonuç. O yüzden biraz üzücü. Aynı zamanda ben izlerken hani böyle biraz da şey modundaydım. Yahu gençler ne diye bunları tüketiyorsunuz? Yapmayın, etmeyin, sağlığınızla oynamayın. İleride hani bunun daha sizin için ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız gibi bir bakış açım oldu yani izlerken açıkçası. İzlemenizde fayda var bana sorarsanız. Benim bu diziye verdiğim puan 10 üzerinden 9 arkadaşlar. Ben izlerken bayağı etkilendim. İzlemediyseniz bir göz atın derim. İkinci olarak size bir filmi anlatacağım. Bu filmin adı Fair Play. Netflix'te yayınlanıyor. Ve aynı zamanda ne kadar sürüyor ona hemen bakıyorum, not aldım mı? Not almamışım ama 2,5 saat civarı, ya 1 saat 50 dakika ya da 2,5 saatti diye hatırlıyorum. Şöyle bir şey var, ben ilk başta bu filmi açmıştım, Netflix'te yayınlanıyor ve uyuyakaldım. Yani hani bir 5-10 dakika, maksimum 15 dakika izlemiştim, hani çok da etkilenmedim ama çok önerildiğini, yani daha doğrusu çok dediğim 2-3 kişiden duymuştum. O yüzden hani bir izleyeyim, galiba enteresan bir film diye açmıştım. Psikolojik erotik gerilim arkadaşlar bu filmin türü. Beni o kadar etkiledi ki, yani 10 üzerinden 9,5 veriyorum ve son zamanlarda gerçekten bir ilişkiyi ve ilişkinin aslında hani finansal bir sektörde, konusundan da biraz bahsedeyim, finans sektöründe çalışan bir çifte ele alıyor ve burada aslında kadının başarılı olmasıyla beraber ve de çok stres dolu bir alanda çalışıyorlar. Erkeğin kendini, egosunu belki zedelenmiş hissetmesiyle beraber içine girdiği buhranla kadına psikolojik olarak saldırması ve bir ilişkiyi, tabii ki kadın da ne hale geliyor, yani birbirlerini kötü anlamda etkilemeye ve toksik bir ilişkiye dönüşmeye başlıyor bu durum. Ama bunu çok güzel yansıtmışlar. Yani bu filmin yönetmeni ve yazan, yani yazan yöneten aynı. Size ara ara söylüyorum, bir filmde ya da dizide yazan ve yöneten aynı kişiyse zaten hani bize de üniversitede böyle öğretilmişti. Ben de böyle olduğunu düşünüyorum. Ve bir gün olur da neler mümkün. Hani bir senaryo yazarsam, bir film çekersem eğer ki günün birinde, gerçekten o filmi ben yazmak da isterim. Yani yazan yöneten aynı olursa filmin başarısı çok daha iyi oluyor derler genelde. Chloé Dumont, umarım doğru söylüyorumdur, Fransız bir yazar olması gerekiyor adından anlaşıldığı üzere. Oyunculuklar yani 10 üzerinden 10'du. Gerçekten özellikle doğru okumuyor olabilirim yani, gerçekten kusura bakmayın. Phoebe Dinavor ve Alden Ehrenreich gibi bir ismi var arkadaşlarımızın. Aynı zamanda bu kadın olan oyuncumuz Bridgerton dizisinde de rol alıyor. Onu da izleyenlerinizin olduğunu biliyorum. Hani o diziden aşina olanlarınız vardır yüzüne. Ben bayıldım. Yani hani şöyle, bu film müthiş, izleyin, sizi çok rahatlatacak asla diyemem. Bu filmi gece izlerseniz uykularınız kaçar ve üzerine uzun saatler boyunca düşünürsünüz. Ben bu filmi sanıyorum bitirdiğimde saat 1,5 falandı ve o gece 4'e kadar falan uyuyamadım. Böyle bir sürü şeyler düşündüm. Senaryo o kadar iyi işlenmiş ki, yani bazen çok iyi senaryolar yazılır ama hani onu iyi anlatamaz o film. Yani bir şekilde kopukluklar olabilir filmde. Bu filmde hani kopukluk var mıydı diye düşündüğümde de yoktu bence. Yani bazı yerler abartı olabilir ya da bazılarınıza abartı gelebilir ama bana gelmedi. Hatta üstüne üstüne gidilmiş. Yani hani artık bu kadar da olmasın, bir insan bu kadar da saldırmaz dediğiniz yerde özellikle çok sürpriz sonlu bittiğini düşünüyorum. Ve bir insanın bir ilişkide içinde kalanları nasıl yansıttığını da izliyoruz. Ve artık bir yerden sonra nasıl hiçbir şeyi umursamadığını da görüyoruz ve aslında belki de severken o sevginin neye evrildiğini ve neye dönüştüğüne de şahit oluyoruz ve
Bu açıdan baktığımızda da çok dokunaklı aslında. Hani böyle bir film ve ben bu filmi bir daha izleyeceğim. Bu arada bu videolarımı, özellikle hani dizi ve film önerdiğim videoları bir süredir izliyorsanız, ben bir kere izlediğim filmi öyle dönüp dolaşıp hani çok 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 etkilenmediysem izlemem arkadaşlar. Ama bu film, dizi değil, onlardan biriydi. Yani size şöyle söyleyeyim. Tabii ki de Netflix üyeliğiniz yoksa, burada reklam değil yazalım da şuraya, bu benim nacizane önerim. Gidin hani Netflix aboneliği alın diyemem. Zaten biliyorum hani fiyatları da arttı. Ama bana sorsanız, benim bütçem dahilinde olsa, ben sadece bu filmi izlemek için bile abonelik alırdım. Öyle söyleyeyim. O kadar iyi bir film. İzlemediyseniz bir göz atmanızda fayda var diyebilirim. Şimdi bahsedeceğim iki filmi de film ekimi kapsamında izledim. Ve çok sağ olsun Onur diye benim bir arkadaşım var. Çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O bilet bulabildi. Çünkü ben baktığımda hiçbir şekilde bilet bulamamıştım. Lale Kart üyeliğimi alsam diye düşündüm hatta ondan sonra. Neyse, o iki filme bilet bulunca aldı bize. Ve ilk izlediğim film ekimi kapsamındaki filmin adı Perfect Days, Mutlu Günler diye çevrildi sanırım. Ve bu filmde tuvalet temizleyen ve aynı zamanda rock müzik dinleyen bir adamın hikayesini izliyoruz. Tokyo'da geçiyor bu film arkadaşlar. Yönetmen Wim Wenders ve Alman bir yönetmen. Bazılarınız Paris, Texas filminden hatırlayabilir. Çünkü ben o filmi izlediğimde çok etkilenmiştim. 1984 yapımı ve üniversitede okurken hatta sanırım o film üzerine bir essay yazılmıştı. Ben yazmamıştım ama böyle bir essay yazılmıştı. Yani aşırı tanıdık geliyor. İzlediğimi ve konusunu hatırlıyorum ama çok etkilendiğimi de hatırlıyorum o essayle beraber. O yüzden zaten hani Wim Wenders'ın çektiği birçok film var ama ben özellikle o filminden çok etkilenmiştim, onu söyleyeyim. Bunun yanı sıra türü drama ve 2 saat kadar sürüyor. Senaristi de aynı zamanda Wim Wenders ve Takuma Tokusaki beraber yazmışlar. Müzik çok ön planda ve zaten izlediğinizde göreceksiniz. Öyle prodüksiyon olarak bence çok çok pahalı olmamıştır. Yani böyle büyük bir prodüksiyonla çekilen bir film değil. Yalın bir anlatımı var burada yönetmenin ve açıkçası bu filmi izledikten sonra bende şöyle bir duygu uyandı. Mesela hani herhangi bir yerde dışarıda tuvalete giriyorsam, o tuvaleti temizleyenlere daha bir saygı duymaya başladım. Hani zaten saygısızlık yapmıyordum ama onların hayatını düşünmeye başladım. Acaba nerede yaşıyor, acaba nasıl bir hayatı var falan, böyle ablalarla, abilerle falan hani karşılaştığımda. O açıdan beni çok etkiledi. Bir de aslında hani bu işi yapan birinin anlatıldığı başka bir film benim izlediğim olmamıştı. Sizin izlediğiniz ya da buna benzer izlediğiniz başka filmler olduysa da yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada parantez açıyorum çünkü saat şu anda 6 neredeyse, hatta 6 ve hava erken karardığı için iyi ki ışık açmışım, yansıtıcıyı da koydum. Bence mantıklı bir harekette bulunmuşum. Çünkü bayağı karanlık oldu. Hani bilmiyorum siz fark ediyor musunuz rengi ama çekimimiz iyi olsun diye arkadaşlar ışık almıştım. İşe yaradığını düşünüyorum ve parantezi kapatıyorum, devam ediyorum. Bunun yanı sıra dediğim gibi müzik ön planda ve özellikle oyuncu olan Koji Yokuşo, Cannes'da da en iyi erkek oyuncu ödülünü almış. Aynı zamanda jüri ödülünü almış yönetmen Wim Wenders. Kendisinin böyle bir karavanı var. İşte arkasına hani eşyalarını koyduğu falan, böyyle hani tuvalet temizlerken ve her zaman her sabah böyle, hatta bayağı da analog bir, hani evinde zaten bayağı minimal bir yerde yaşıyor, çok küçücük bir yerde yaşıyor. Yatağını hani böyle açıyor ve katlıyor, bol bol kitap okuyor, hatta 1 dolara kitaplarını alıyor. Bunu da göstermesi çok enteresandı. Yani minimal bir yaşam tarzına sahip birinin o işi yaparak mutlu olmasını ve hayatının güzel gitmesini, müzikten ne kadar keyif aldığını da anlatıyor. Zaten hani dinlediğim birçok müziği, yani şarkıyı daha doğrusu biliyordum. Büyük ihtimalle sizlerin de, özellikle Y kuşağından olanların bileceği şarkılar diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra aslında ailesi zengin anladığım kadarıyla, ama ona rağmen hani bu işi yapmaktan keyif alıyor. Öyle arkadaşı olan biri de değil, bayağı asosyal biri ama kültür düzeyi yüksek gibi hani ben algıladım filmi izlediğimde. Hani beni çok etkiledi mi? Hani etkilemedi ama böyle izlediğinizde hani yumuşak bir şeyler izleyeyim, bende güzel bir duygu bıraksın, öyle bir film arayışındaysanız bu filme göz atmanızda fayda var. Bir de aynı zamanda Japonya'ya meraklıysanız ya da böyle Tokyo'da geçen filmleri seviyorsanız
ekstra izlemenizi öneririm. Benim bu filme puanım 10 üzerinden 7. Bir diğer ele alacağım yine film ekimi kapsamında izlediğim filmin adı L'été dernier, yani geçen yaz, bir Fransız filmi. Bütün bu anlattığım hani bir dizi ve 4 film arasında en az sevdiğim ve 3,5 puan verdiğim 10 üzerinden film bu arkadaşlar. Yani gerçekten hani bir film hiçbir şey mi anlatmaz? Evet, anlatmaz. Bazı filmleri de bu arada size anlatıyorum ya da bazı dizi belgesellerden hani videolarda bahsediyorum. Puanları da özellikle belirtiyorum ki bence zaman kaybetmeyin, izlemenize de gerek yok diye, ama tabii ki yine de siz bilirsiniz. Konusu itibariyle sizi çekiyorsa tabii ki izleyin. Ve bu arada hani ben kötü puan verdim diye siz sevmeyeceksiniz anlamına da gelmiyor. Belki siz bayılıyor olabilirsiniz. Bu sadece benim nacizane kişisel düşüncem ve hani filme dair yorumlarım. Bunu belirtmemde fayda var belki bazılarınız için. Dediğim gibi filmin adı Geçen Yaz. Yani Fransız filmi. Genelde Fransız filmlerinde en azından bana göre diğer filmler, yani diğer ülkelerin filmlerine göre cinsellik daha ön planda olabiliyor. Bazı Fransız filmleri efsane oluyor ama bazıları yani iyi olunca çok iyi, kötü olunca gerçekten genel olarak Fransız filmleri çok kötü oluyor. Benim izlediğim çoğu film en azından böyleydi. Aşırı close-up vardı bu filmde. O beni çok rahatsız etti. Yani inanılmaz close-up, böyle yakınlaştırıyorlar kamerayı ama çok fazlaydı. Cinsellik çok ön plandaydı. Zaten erotik drama diyebilirim bunun türüne. Bunun yanı sıra hani konusu neydi diye sorarsanız, bir kadın var böyle 55 yaşlarında ve bir beyefendiyle evli. 65 yaşlarında, 60-65 yaşlarında bir iş adamıyla evli. Sonrasında işte bazı sorunlar oluyor ailevi adamın hayatında ve bu arada iki tane evlat edindikleri ikiz çocukları var. Ve adamın daha önceki evliliğinden olan bir oğlu var. Sanırım 17 yaşlarında olması gerekiyor. O çocukla bu kadın arasındaki yani ilişkiyi izliyoruz aslında. Ve işte çocuğun hani sonuç olarak kadına aşık olmasının ve bunun ailede yarattığı etkiyi de görüyoruz. Kadının işi de bu arada çok ironik. Yani bence o konu olarak bana bir tık hani evet bu iyiydi dediğim bu oldu. Yani bu nokta iyiydi. Gerçekten orada bir ironi işlenmiş hani hafiften. Ama hani o kadar yüzeysel ki, yani burada böyle kötü bir filmdi arkadaşlar demek inanın çok hoşuma gitmiyor ama hani fikirlerimi de sonuçta yalın bir dille ve olabildiğince hani kendimi ne düşündüğümü daha doğrusu paylaşarak anlatmak istiyorum. Yönetmen, yani diğer filmlerine baktım bu arada, diğer filmlerini izlemedim. O yüzden yönetmenle ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Bu film özelinde yorum yapabilirim ancak, hatta hiçbir filmini izlememişim bundan başka. Catherine Breuer yönetmenimiz, bir hanımefendi ve 75 yaşlarında. 1 saat 45 dakikalık bir film. Dediğim gibi benim puanım 10 üzerinden 3,5 ama hani izlemek isteyenleriniz varsa, kötü bir Fransız filmi nasıl oluyormuş kardeşim merak ettim diyenleriniz varsa izleyebilirsiniz diyorum. Ve son olarak ele alacağım filmin adı Atatürk arkadaşlar. Bugün 24 Ekim Salı günü ve 29 Ekim'e yaklaşıyoruz. Bu arada hani bu film diyorum. Bu video yayınlandığında 29 Ekim'i zaten geçmiş olacağız. Ama ben bu videoyu 24 Ekim'de çektiğim için şimdiden her birimizin ve aynı zamanda 100. yılın Cumhuriyet'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Umarım özellikle en başta kadınlar olarak ve sonrasında bütün insanlar olarak Türkiye'de yaşayan bir birey olarak kendimizi çok rahatça ve özgürce ifade edebildiğimiz, Atatürk'ün yolundan hiç korkmadan ilerleyebildiğimiz o günler yakındır ve artık bu sene 2024 yılında bu gerçekleşir ve bu yolda büyük adımlar atıp o yola çıkabiliriz demek istiyorum. Çünkü ben Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak kendimi daha özgür hissetme hakkım ve seçimim olduğunu düşünüyorum. Ve bunu birçok kadının da, ya bu kadın erkek diye ayırmak istemiyorum ama en başta kadınların bunu daha çok seçtiğini biliyorum ya da böyle düşünüyorum. Ben de sonuçta bir kadın olduğum için nacizane. Bunu da buradan böyle parantez içinde söylemek isterim. Ama tabii ki bu videonun konusu Atatürk filmi olduğu için hemen filme dönüyorum. Ben bu filmi dün izledim ve galası vardı açıkçası. Ona davetliydim, ona gittim. Filme dair düşüncelerimi söyleyeceğim ama ondan önce 29 Ekim'de zaten Fox'ta özel bir yayın olacakmış, yani yayınlanacakmış.
Ondan sonrasında da 3 Kasım'da vizyona giriyor. O yüzden hani sinemalarda bence kesinlikle izleyin derim. Bu filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin ve oyuncular arasında da Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür yer alıyor. Zaten Aras Bulut İynemli Atatürk'ü canlandırıyor. Songül Öden annesini, Mehmet Günsür de babasını canlandırıyor. Bu arada arkadaşlar, bu film tek bir film olarak yola çıkmamış. Yani sanıyorum iki film, yani iki film kesin yayınlanacak ama üçüncüsü var mı? Bence yok anladığım kadarıyla. İki bölümlük bir film olarak yola çıkılmış. Zaten hani ilk bittiği yer havada kalıyor. Hani bundan sonra ne oluyor diyorsunuz. İkinci film de 5 Ocak'ta vizyona girecek deniliyor. Bilginiz olsun. O kadar iyi bir filmdi ki, yani Atatürk'ü anlatan tabii ki de birçok film ya da birçok belgesel, yani birçok şey çekildi. Ama hani atamızın benim bilmediğim çok nokta vardı. Benim bilmediğim çok olay vardı. Ve bence çekimler çok çok iyiydi. Yönetmen ve bütün prodüksiyon ekibi, bayağı büyük bir prodüksiyon. Zaten izlediğinizde göreceksiniz. İnanılmaz çekimler, inanılmaz müzikler. Çok güzeldi. Yani 10 üzerinden, hani belki böyle küçük bir şeyler eksiktir diye 9,5 vereceğim. Hani teknik anlamda. Ama hani her birimizin izlemesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Zaten Mehmet Günsür'ün oyunculuğuna ben ayrı saygı duyuyorum. Çok 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 beğenirim bir oyuncu olarak. Songül Öden de keza, onun tiyatrosunu da izlemiştim. Ele aldım mı bilmiyorum. Almamış olabilirim. Onun tiyatrosu, yani bir oyunu vardı daha doğrusu. Onu izlediğimde çok etkilenmiştim. Oyunculuğu efsane ve birçok farklı kadını canlandırıyordu. Neyse, onu belki başka bir videoda ele alırım. Şuna geleyim, Aras Bulut İynemli yani inanılmaz iyi ve benim kafem varken Karaköy'de Mahalo Coffee Shop diye bir kafem vardı. O zaman oraya müşteri olarak gelmişti, böyle hani göz göze gelmiştik, siparişini almıştım falan. Çok da beyefendi biriydi, hani çok kibar konuşuyordu. Oradan da hatırlıyorum ve o zaman da çok saygı duymuştum kendisine, hani böyle çok mütevazıydı. Çok tanındığı bir dönemdi yani, bundan birkaç sene önce. Filmle ilgili, yani filmle ilgili aslında ne yorum yapabilirim? Atatürk'ün hayatı ele alınıyor ve tabii ki de hayatı boyunca çocukluğundan itibaren neler yaşadı, detaylara da iniliyor. Annesiyle babasıyla ilişkisi, tabii ki o dönemin kostümleri, o dönemde neler oluyordu. Yani böyle bir tarih anlamında hafızanız da yenileniyor. Ben uzun zamandır hani tabii ki de hatırlamıyorum, yani eskiden biliyordum, özellikle lisede tarih dersleri almıştım ve bir sürü kitaplar okudum, tabii ki biliyorum ama unutmuştum. Ve yani Atatürk'e dair her şeyi bence her an hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda özgür bir Türkiye'de yaşıyorsak ve daha da özgürleşeceğine inandığımız bir Türkiye'de yaşıyorsak, bu Atatürk sayesinde arkadaşlar. Bu toprakları onun liderliğinde kazandık ve burada hani böyle nasıl diyeyim size, öyle yorumlar gelir diye de çekiniyorum. Kardelen, tamam evet Atatürk ama amma övdün. Hani umarım öyle düşüneniniz olmaz. Yani gerçekten kendisi çok ilham veren birisi. Yani benim böyle gözlerim doluyor. Hani çok uzun seneler yurt dışında kaldım ve dönmemin en büyük sebeplerinden biridir Atatürk. Öyle söyleyeyim size. Tabii ki de böyle diyorum, hani yarın öbür gün olur da yurt dışına taşınırsam bana demeyin, kardeşin hani kalacaktın. Değişebilir fikrim. Ama zamanında, bundan tam 10 sene önce, 2013 senesinde Gezi olayları patladığı zaman ben Türkiye'ye geri döndüysem, inanın bana Türkiye'nin çok daha özgür bir yer olacağına dair bir inancım olduğu içindi. Size bunu söyleyeyim ve yani bu konuda da ilham aldığım ve kendisine en borçlu hissettiğim kişi atamız. Yani çok duygulanıyorum, o yüzden böyle konuşamıyorum ya ben bu konularda. Hani izleyin arkadaşlar o filmi, gerçekten bence herkesin, her Türk vatandaşının ve hatta sadece Türk vatandaşının da değil, dünyadan olan yani herkesin izlemesi gerektiğini düşündüğüm bir film diyorum. Daha da fazla uzatmayayım. Bu arada şöyle de bir şey vardı, hani bunu da ben biliyorum sizlerle paylaşayım, belki duyanlarınız vardır. Disney platformuna gelecekmiş normalde bu film ama bir anlaşmazlıklar olmuş sanıyorum. O yüzden hani vizyona girecek, işte sinemalarda gösterilmesine karar verilmiş anladığım ve bildiğim kadarıyla. Ve bu şekilde, bu arada Aras Bulut İynemli, hani Atatürk'ü canlandırmak, oynamak bayağı zordur.
Yani bence kolay kolay bunun altından herkes kalkamaz. Kendisinin bu arada çok çalışkan bir oyuncu olduğunu da biliyorum. Bence aşırı yetenekli. Abartı oynadığı yerler var mı diye düşünüyorum da benim gözüme batmadı. Yani hani gerçekten iyi oynamış ya. Adamın ben oyunculuğuna 10 üzerinden 9,5 veririm yani öyle söyleyeyim. Altından kalkılması da zor bir rol olduğu için ekstra saygı duydum. Dün onları bu arada hani izledim böyle Instagram'dan takip ediyorsanız hatta story'de de paylaşmıştım. Kendisi de çok bundan bahsetti yani hani elinden gelenin en iyisini yaptığından falan bahsetti. Böyle. Başka da bu dizi ve filmlerle ilgili söyleyeceğim bir şey yok sanıyorum. Yine böyle daha kısa olmasını umduğum ama konuştukça konuştuğum bir video oldu. Ne yapalım? Yani çok uzun da bir video olduğunu düşünmüyorum. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Umarım burada bahsettiğim dizi ve filmler yani benim anlatımımdan sonra belki ilginizi çeker diye düşünüyorum. Çekiyor mu arkadaşlar? Yorumlarınızı da bu arada bekliyorum. Aynı zamanda sizin son zamanlarda izlediğiniz diziler ya da filmler neler? Onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Instagram'dan ya da TikTok'tan TikTok'ta Instagram hesabımda aynı olması lazım. Şurayı bırakıyorum, oradan bakabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da gelen videolardan da haberdar olabilirsiniz zaten bildirimleri açarsanız. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman 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 mahalo. Artık hava bu arada bayağı kararmaya başladı. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Bu arada son zamanlarda yani TikTok bataklığına bir düştüm. Şey varmış orada böyle işte bir saatten fazla izliyorsanız hani size söylüyor hani bir saatin doldu kapatmak ister misin falan diye böyle TikTok'u soruyor. Ben onu ayarladım. O yüzden hani gün içinde böyle zaten akşamları bakıyorum en yani çok da bayağı da bir şey paylaşıyorum. Yani takip etmiyorsanız hani goy goy tamamen en azından ben öyle hani videoları seviyorum orada. Şey diyorum hatta beynimi böyle bırakıyorum öyle giriyorum oraya falan diyorum. Canlı yayınları falan da izliyorum ya. Bazen çok enteresan canlı yayınlar da oluyor. Neyse yani hani onu ayarladım. Böyle hani günde bir saatten fazla zaman geçirmiyorum da bu ara bayağı çekti beni içine. Böyle uzun zamandır ben yüklememiştim. Sağ olsun bir arkadaşım bana oradan videolar atıp duruyordu. Öyle bir giriş yapayım dedim. Neyse böyle aranızda hani bilmeyenleriniz varsa TikTok'a da bir göz atsın ama gerçekten uzun zaman geçirmeyin. Yani hiç gerek yok. Hani öyle size bir şey kattığını çok düşünmüyorum. Tabii ki değişik bilgilendirici bu arada videolar falan da paylaşılıyor. Ona yani şey demiyorum burada şimdi beynimi bir kenara bırakıyorum. Bu benim görüşüm, benim bakış açım. Gerçekten bilgilendirici videolar paylaşanlar da çok oluyor. Onlara da saygım sonsuz. Hani onları konu dışında bırakıyorum. Böyle. Ben o zaman saat 6.30 oldu. Bugün 10.30'da Miyazaki'nin filmi var bu arada arkadaşlar. Ön gösterimi var Kadıköy sinemasında. Ona gideceğim. Yemiyorum, içmiyorum. Ben yine sinemalardayım. Siz neler yapıyorsunuz? Siz de ne yaptığınızı yorumlara yazar mısınız? Lütfen yorumları kullanalım. Yani nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Neler izliyorsunuz? Yorumlarda sizden de böyle biraz haberdar olabilirsem çok sevinirim.